Herkes çikolata sever. Çikolatadan başka dört mevsim aranan, dünyanın her köşesinde ve her yiyenin zihninde aynı güzel duyguları yaratan bir tat herhalde zor bulunur. Çikolata deyince zihnimizde canlanan her güzel şey, kaliteli ham maddeyle, bilim ve teknolojiyle ve belki de biraz sanatla mümkün. En büyük tutkusu lezzet olan Rüya Fabrika Şölen, UNESCO tarafından gastronomi şehri seçilen gurme şehir Gaziantep'te 1989 yılından beri en ileri teknolojileri kullanarak çikolata üretiyor. Girişimcilik ruhu dediğimiz bir ruhla başladık. Bir hat vardı, günde 10 ton bir üretim kapasitesi. 50 kişiyle bunu üretiyordu. Bunlar başlangıç aşamasında. Zamanla yalnızca 3 tane kardeşle, 5 tane kardeşle değil, Şölen'e her gelen de bizim bir kardeşimiz oldu. İlk günde o heyecan hep vardı. Bugüne geliyorum, o heyecan da bitmiş değil, bitmez de. Her gün tonlarca çikolata üreten bu devasa tesis, tam 17 futbol sahası büyüklüğünde bir teknoloji harikası. Hediyelik ve ikramlık çikolatalar, atıştırmalıklar, çocuk ürünleri. 200'ü aşkın lezzetin tamamı aynı anda burada, aynı çatı altında üretiliyor. Sıradan bir tesiste bu neredeyse imkansız. Ancak bu rüya fabrikada Şölen'e özel tasarlanmış robot ve makinelerle mümkün. Fabrika, Endüstri 4.0 standartlarına göre tasarlanmış gerçek bir lezzet üssü. Ham madde girişinden üretime, paketlemeden dağıtıma her aşama önceden planlanıyor ve Endüstri 4.0 için geliştirilen özel bir yazılım tarafından her an kontrol altında tutuluyor. Mükemmel lezzet ve gıda güvenliği için her şeyin plana uygun olması gerekiyor. Elif Çoban, Şölen'in CEO'su ve Türkiye'nin en güçlü 50 iş kadınından biri. Bizdeki kalite anlayışında kalite denetlenmez, kaliteli üretilir. Çünkü bir yemek yapıldıktan sonra yemeğin hijyenik olup olmadığını bulmak büyük bir ekonomik kayıptır ve doğru değildir. Tüketicimize uygun en lezzetli ürünü nasıl yaparız kaygısıyla yapıyoruz. Tesisleri de, teknolojiyi de lezzete göre tekrar dizayn ediyoruz. Teknoloji gıda güvenliği için de vazgeçilmez. Biz kim için çalışıyoruz? İnsanlar. Hizmetimiz ne? Yeme içme. Nedir? Sağlık. En önemli konu. Bir ürünü kendin yiyebileceksin, karşıya ondan sonra yedirebileceksin. Şölen'in teknolojik üretim tesisinin rüya fabrika halini alması, geçmişten bugüne titiz bir çalışmanın eseri. 17 yıl önce başladığımda Şölen çikolatada her şey manuel yapılıyordu. Bütün makinelerimiz manueldi. Ürün toplama, kutu yapma, kutu kapatma, koli kapatma. Ama şu an biz dünya standartlarında en yüksek teknolojiyi kullanıyoruz. Şölen'in lezzet macerası Arge'nin butik mutfağında başlıyor. Arge'de onlarca kişiden oluşan bir ekip hummalı bir çalışma yürütüyor. Bir ürün mükemmel hale gelene kadar yapılan araştırmalar bazen yıllar alıyor. Oldukça zorlu çalışmaların sonunda ideal lezzete ulaşılıyor. Biz bütün ürünleri burada tasarlıyoruz. Hepsini burada geliştiriyoruz. Lezzetine en son burada karar veriyoruz. Bir şef gibi nasıl mutfağa girip yemek yapıp pasta yapıyorsa biz bunun aynısını burada yapıyoruz. Daha sonra bizim kendi yaptıklarımızı nasıl endüstriyel uygularız diye düşünüyoruz. Pazarlama tarafından şöyle bir brief geldi. Daha düşük kalorili, lezzetli bir ürünü yapmak istiyoruz dediler. Bunun üzerine biz kafa yorduk. Bunu nasıl yaparız diye. Daha az yağ kullanmamız lazım, daha az şeker kullanmamız lazım. Ürünü en son buharda pişirmeye karar verdik. İlk başta yaprak dediğimiz kısmını pişiriyoruz. Kağıtta ayrıldıktan sonra onu bir depanırla alıp kasenin içine koyuyoruz. Ürün yumuşak ve nemli olduğu için o kasenin şeklini almış oluyor. Şeklini aldıktan sonra içine krema basıyoruz. O yaprakta kullandığımız hamuru üzerine kapatıyoruz. Arge merkezinde şöyle bir motto var. Burada hiçbir şey imkansız değil yani. Burada her ürün, her fikir uygulanabilir. Arge'de geliştirilen ürünler, özel eğitim alan uzmanlar tarafından koku ve tat testlerine göre değerlendiriliyor. Hayal edilen lezzet gerçeğe dönüşmüşse, üretim için kollar sıvanıyor. İyi çikolata öncelikle hijyen anlamında değerlendirmek lazım, gıda güvenliği anlamında. O yüzden markası ve kimin ürettiğine bakıyor olmak lazım. Lezzet olarak ise tabii ki ağzınıza aldığınız zaman çabucak eriyor olması. Ağzınıza bir küçücük dahi de olsa bir mikron fütürcüğü gelmemesi lazım. İyi çikolata rengine bakarak da
iyi bir prosesten geçip geçmediğini anlayabiliriz. Sağlıklı bir prosesten geçmiş olan çikolata daha canlı, daha renkli, daha parlak olur. İyi bir çikolatanın kırıldığı zaman bir çıtırtı sesi duymanız gerekiyor. Bunun için iyi kristallenmesi gerekiyor. Yani yağdaki formların, biz ona beta formları diyoruz, onların doğru formlanması gerekiyor. Doğru formlandıktan sonra doğru şekilde soğutulması gerekiyor. Ürünlerin minik kaplarda başlayan lezzet yolculuğu, endüstriyel ölçekte de aynı ustalıkla devam ediyor. Yaratılan tatlar, Belçika'dan Maldivlere ve Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki yüzden fazla ülkeye gönderiliyor. 1989'da kurulan Solen, bugün Türkiye'nin en çok çikolata ihracatı yapan üreticisi. Fabrikada her zamankinden farklı bir heyecan hakim. Bayram siparişleri de eklendiğinde fabrika için yılın en hızlı zamanı başladı. Yapılacak çok iş var. Yoğun bayram sezonuna girmiş bulunmaktayız. Bu bayramda mahcup etmeyeceğiz, siparişleri yetiştireceğiz. Çikolatanın Ar-Ge'de başlayan yolculuğu üretim aşamasıyla devam ediyor. Ham maddeler fabrikaya ulaştıktan sonra ilk durak kalite laboratuvarı. Burada ham maddelerden alınan örneklerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılıyor. Kalite laboratuvarının onayıyla ham maddeler barkodlanarak akıllı depoya gönderiliyor. Barkod ham maddenin kimliği yerine geçiyor. Bu sayede kullanıldığı ürün rafa çıktığında bile ham maddenin izi sürülebiliyor. Akıllı depo, üretim hikayesinin başladığı ve en sonunda da yerini dağıtım heyecanına bırakacağı yer. Bu büyük alanın tamamı oldukça karmaşık bir algoritmaya sahip bir yapay zeka tarafından işletiliyor ve 24 saat kontrol altında. Ham maddeden son ürüne kadar her şey akıllı depoda saklanıyor. Akıllı depo dahil fabrikadaki tüm birimler Endüstri 4.0 için geliştirilen bilgisayar programı üzerinden birbiriyle haberleşiyor. Akıllı depodan üretim birimine gelen ham madde onayıyla birlikte üretim başlıyor. Fabrikanın bugünkü görevlerinden biri milyonlarca oktavya üretmek. Bayram siparişlerinin üretimine tazelikten ödün vermemek için bayramdan sadece 2 ay önce başlanıyor. Bu yoğun dönemde fabrika tam kapasite çalışmaya başlıyor. Bir bayram klasiği haline gelen oktavya bu dönemin en çok talep gören ürünlerinden. Her yıl ABD ve Rusya nüfusunun toplamına yakın sayıda oktavya üretiliyor. Çikolata üretiminin ilk ve en önemli aşaması hamurhanede gerçekleşiyor. Ham maddeler akıllı sistemdeki reçeteye göre karıştırılıyor ve çikolata hamuru elde ediliyor. Elde edilen hamur inceltme işleminden geçiyor. Bu işlem kaliteli ve pürüzsüz çikolataya ulaşmak için çok önemli. Bu nedenle hamurun mikron değeri akıllı sistem tarafından sık sık kontrol ediliyor. Çikolatanın tadını belirleyen konçlama aşamasında ise bütün ham maddeler en az 12 saat boyunca karıştırılıyor. Fabrikanın lezzet sırlarından biri bu proseslere ortalamanın üzerinde zaman ayrılması. Bu akıllı fabrikada birbirinden farklı kategoride lezzetler aynı anda üretiliyor. Bayram döneminde atıştırmalık ve çocuk ürünlerinin üretimi de hız kesmeden devam ediyor. Bu fabrikadaki üretim hatlarının toplam uzunluğu, dünyanın en uzun binası Burj Halife'nin yüksekliğinin tam 15 katı. İyi çikolatayla buluştuğunda en doğru uyumu yakalayacak lezzetleri üretmek, rüya fabrikanın sırlarından bir başkası. Lupo Sandviç Kek bu uyumu ileri teknoloji sayesinde yakalayan usta işi bir tat. Kek, marshmallow ve çikolata gibi üretim süreçleri birbirinden çok farklı 3 ayrı lezzet Lupo'da buluşuyor. Lupo'nun kek hamuru Ar-Ge'de geliştirilen gizli reçeteye göre akıllı sistemin denetiminde hazırlanıyor. Yüzlerce Lupo kek sadece dakikalar içinde pişiyor ve çikolatayla buluşmaya hazır hale geliyor. Bu pişirme sistemi, yüksek enerji verimliliği ve düşük gaz emisyonuyla çevreye oldukça duyarlı. Çikolatadaki kakao yağı moleküllerinin doğru bağlanması, kaliteli çikolata için olmazsa olmaz. Lupo kekler çikolatayla buluşurken, moleküler düzeyde elde edilen doğru kristallenmenin bozulmaması gerekiyor. Bu nedenle fırından çıkan kekler çikolatayla kaplanmadan önce soğutularak optimum sıcaklığa ulaştırılıyor. Soğutma bandından çıkan kekler marshmallow'la buluşuyor.
Ürünün sandviç halini alması için makine her iki kekten birini ters çeviriyor ve marshmallow'u onun üzerine yerleştiriyor. Lupo sandviç kekler çikolata ile kaplandıktan sonra tekrar soğutma işlemine alınıyor. Kakao yağı kristallerinin yanlış form almaması ve çikolatanın mükemmel görünümünü koruması için soğutma işlemi oldukça kontrollü yapılıyor. Bunun için bu fabrikaya özel uzun soğutma tünelleri tasarlanmış. Paketleme aşaması da tıpkı üretim gibi en teknolojik koşullarda en titiz şekilde gerçekleştiriliyor. Lupo paketleme sistemine ait bu hızlı robotun 18 tane kolu var. Her kol dakikada 80 ürün taşıyor ve günde 22 saat boyunca bu işlemi yapıyor. Tek bir kol günde 100 bini aşkın ürünü paketlere yerleştiriyor. Üretim hattının tümü içinse bu sayı günde neredeyse 2 milyon. Bu da yıl boyu Türkiye nüfusunun yaklaşık 7 katından da fazla Lupo'nun üretildiği anlamına geliyor. Mühendislerden biri Lupo'nun yüzeyinde bir sorun olduğunu fark etti. Bu hızlı üretim sürecinde her şey tıkır tıkır işlerken oluşacak tek bir hata bütün planları alt üst edebilir. Bakalım yoğun siparişlerin heyecanı içinde Lupo üretimine ara verilmesine sebep olan sorun çözülebilecek mi?